Sevgili seyirciler, merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle şahsiyetsizlik ve kifayetsizliğin şaşmaz markası dedikodudur. Onun için dedikodu yapan veya dedikodulara kulak verenlerden kendimizi korumalıyız. Böyle bir kötülüğün içine düşenleri uyarmalı ve vazgeçirmeye çalışmalıyız. Dinlemezlerse onlarla arkadaşlık yapmamalı ve meclislerinden uzak durmalıyız. Unutmamalıyız ki dedikodu dinleyenler, dedikodu yapanlar kadar hatalıdır. İşte bir dedikodunun tüyler ürperten sonucu ve dedikoduya kulak vererek hareket edenin hazin akıbeti. İbretle seyrediyoruz efendim. Okumak bir angarya ya da lüks değildir çocuklar. Yükselmenin, ilerlemenin ilk yoludur. Bakın, mesela ben bu köyden, sizin oturduğunuz bu sıralardan çıkıp öğretmeniniz oldum. Allah bana dilim döndüğünce, aklım erdiğince bildiklerimi, öğrendiklerimi sizlere aktarmayı nasip etti çocuklar. Sizler de benim gibi memleketimize, insanlığa faydalı şeyler yapmak için okuyup çalışmalısınız arkadaşlar. Evet, çıkabilirsiniz. Ah, merhaba abla. Selamsız sabahsız nereye böyle? Gel akşam yemeğini beraber yiyelim. Enişten de şimdi gelir. Sağ ol abla. Başka akşam inşallah. Hem benim bu gece bayağı bir çalışmam lazım. Yemekten sonra gider çalışırsın canım. Gel işte. Yok yok, gelmeyeyim. Size afiyet olsun. Yemeğin var mı? Var var, sağ ol. Sağ olasın. Merhaba.
Merhaba Halis. Merhaba. Rui dayım araba almış baba, gördün mü? Gördüm gördüm, güle güle kullansın. Alalım mı biz de? Şaka diyorsun. Niye şaka diyeyim? Alamaz mıyız yani? Ay geç bile kaldık. İyi kötü kimler kimler aldı. Bir biz alamadık. Sözde köyün zenginiyiz. Öyle eften püften araba alamam ben. Bugüne bugüne ait herhalde değil mi? Alalım baba ya. Alacağız oğlum, acele et. Kafama koydum. Ayhan merhaba. Merhaba dayı, annem yemek gönderdi. Aslanım benim, ne zahmet ettiniz ya. Gel beraber yiyelim. Çok dersim var dayı, ödev yapacağım. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. Selam söylemeyi unutma ha. Baş üstüne, hadi Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz. Cemalettin 45. Selvi 50. Kadir 53. Osman 64. Hatice 70. Otur Hatice. Öncekine göre daha iyi. Çalışmaya devam. Müşerref. Dersten sonra seninle konuşacağım, tamam mı? Fatih 47. İsmail 74. Uğur 90. Uğur, aferin. Evet çocuklar, bugünkü konumuz edatlar. Onu işleyeceğiz. Bu ne demek Müşerref? Boş kağıt vermişsin ve sadece suç mu yazmışsın? Ne suç mu Müşerref? Müşerref bir cevap versene. Sizi sevmem. Suç mu? Müşerref ne diyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun? Müşerref, sen benim öğrencimsin. Yaşın henüz 16. Bak, insanız. Bu takım şeyler olabilir. Hem sen çok duygulu, hassas bir insansın. Ve senin yaşında böyle şeyler çok normaldir. Ama geçici duygulardır bunlar. Sen kendini derslerine vermelisin. Sonra ileride... Hayır, geçici değil. (Gülüyor)
Şeref? Affedersiniz hocam. Tamam, çıkabilirsin bu şeref. Arabanın çayını içmeyecek miyiz Ruhi? Herkese bir çay benden. Tamam Ruhi abi. Çayla olur mu kardeşim? Oğlak isteriz. Ya. Oğlak da keseriz. Laf mı yani? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocaya da bir çay ver. Tamam abi. Benden. Sağ olasın. Yeni arabanın çayları. Oradan iki çay yolla. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız inşallah. Eyvallah Halis Hoca. Gizli gizli konuşuyorlardı oğlum, gördüm. Bu şeref ağlıyordu. Belki azarlamıştır, ondan ağlamıştır oğlum. Yok be, yanında oturuyordu oğlum. Azarlasa öyle mi oturur? Vay Halis Hoca'ya bak be. Zaten köyün bütün kızları Halis Hoca'ya aşık oğlum. Aman büyüttüğün şeye bak. Çocuk o, yüz vermezsin vazgeçer. Kötü olan da bu ya abla. Ya ağzından kaçırırsa, bir arkadaşına söylerse? Söylerse kendi adını çıkarır. Sen erkeksin. Üstelik onun hem büyüğü hem öğretmenisin. Kim inanır Allah aşkına? Orası öyle de. Onun da adı çıkarsa çok üzülürüm. O daha çok genç. Hadi hadi, kızlar duyar da kısmetin kapanır diye korkuyorsun değil mi? Fevza'nın kızı ne kabahat yaptı bugün. Müşerif mi? Evet. Bir şey yapmadı. Niye ağlattın o zaman? Enişte ne diyorsun sen? Kim dedi bunları? Ya kim dediyse dedi. Ben duyduğuma göre herkes duymuş demek ki. Dilinin altında bir bakla mı var enişte? Ne baklası olacakmış canım? Sadece sordum. Ne olmuş Hüsnü? Müşerref'in ağladığını eniştem de duymuş da abla. Ne varmış bunda? Boş kağıt vermiş, Halis de azarlayınca ağlamış. Tamam canım, bana ne yükleniyorsunuz? Alemin dilinde hep bu vardı da bugün bir sorayım dedim. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Müşerref, ayağa kalk. Dün seni arkadaşların çıktıktan sonra sınıfta bıraktım, değil mi? Evet hocam. Neden peki? Çünkü yazıldan en zayıf notu sen aldın.
Bunun nedenini sordum, öyle değil mi? Evet. Sen de üzüldün, ağladın. Otur. Arkadaşlar, benim bir öğrencimle gizli saklı bir yerde değil, okulda, sınıfta konuşmam kadar tabii bir şey olamaz. Bakın, bunu ara sıra hepinizle yapıyoruz. Ama arkadaşlar, duydum ki bütün köy bu konuşmayı yalan yanlış anlayıp saçma sapan yorumlarda bulunuyormuş. Bakın arkadaşlar, bunun adı gıybettir. Dedikodunun en aşağılık şekli yani. Bir de iftira ile birleşti mi? Hem günahtır hem de insafsızlıktır. Müşerref, sen yine sınıfta kal. Sana söylemem gereken özel şeyler var. Peki hocam. Ne diyorsun sen Rıza? Ağzının ayarı var mı senin? Ben konuşulanları söylüyorum Ruhi. Ne kızıyorsun? Kızarım. Böyle şeye çok kızarım. Benim yeğenim daha çocuk. Nereden çıktı bu laflar? Durup durduk yerde çıkmıyor ya Ruhi. Ne parlıyorsun hemen? Çocuklar görmüş işte. İkisi sınıfta baş başa oturuyorlarmış. Çocukları sınıftan çıkarmış, kıza sen gitme demiş. Ne var bunda? Belki de bir şey söyleyecektir. Ya bir öğretmen talebesine gizli ne söyler? Hadi insan içinde söylenmeyecek bir şey diyecekse bile çağırır yanına, bahçede söyler. Hepimiz aynı köylüyüz. Isım akrabayız. Duymamışsındır diye bir kulağını bükelim dedi. Kötü mü ettik? Sen de duymadıysa babasına bir üfleyi ver bize kızacağını. İyi ettiniz. Zaten Halis denen o ukalayı oldum olası sevmedim. Öğretmen oldu geldi de sanki bir şey mi oldu? İşte sana söylemek istediğim buydu Müşerref. Daha 24 saat geçmeden türlü dedikodu çıktı. Ben bir şey söylemedim. Ayrıca umurumda değil. Müşerref, bak yine söylüyorum. Sen henüz bir öğrencisin. Seninle aramızda bir şey olamaz. Senin bu hislerin geçici. Doğal karşılıyorum. Benim hislerim geçici değil. Bunu siz bilemezsiniz. Müşerref, bak. Kırlangıcın biri bir adama aşık olmuş. Penceresine gelip ne olur beni içeri al, beraber yaşayalım demiş. Ama adam sen bir kırlangıçsın, ben bir insanım, nasıl olabilir, git buradan demiş. Kırlangıç yine yalvarmış ama adam daha sert kovmuş. Kırlangıç uçup gitmiş, sıcak yerlere göç etmiş. Adam sonra düşünüp çok üzülmüş yaptığına. Bu bir masal Müşerref. Biz gerçeklerden söz ediyoruz. Sonunu dinler misiniz? Adam bütün kış kırlangıçların dönmesini beklemiş. Ve kırlangıçlar dönmüş. Ama o kırlangıç dönmemiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü kırlangıçların ömrü 6 aymış. Ne biçim lakırdılar bunlar Ruhi? Onun bunun dolduruşuyla kendi yeğeninin adını mı çıkarmaya çalışıyorsun? Benim kızım yapmaz öyle şey. Senin kızın yapmaz ama Halis olacak o herif yapar. Kız küçük, aklını çelmek kolay. Benden bu kadar enişte. Sonra duydun da söylemedin deme. Al bu işin önünü yol kısayken. O zibidi kim ki senin kızına yanaşıyor? Bir ağa kızı o. Öfkeyle kalkan zararla oturur Ruhi. Az yavaş hele. Öğreniriz enini boyunu. Kızla bir konuşalım hele. Ama yanaştırmazlar adamı, merak etme sen. Maaşı ne, geliri ne? Ömür boyu yokluk mu çektirecek kıza? Yok öyle kayınpedere sırtını dayayıp yaşamak. Bak hala ne diyor. Dinlemiyor musun sen beni? Sakin ol, sakin. Hoş geldin abla. Köy çalkalanıyor Halis. Bugün yine kızı dersten sonrayı bırakıp konuşmuşsun. Yine ağlayarak eve gelmiş. Neler oluyor? Sen de mi abla? Olanı söyledim sana. Ben senin ablanım. Küçükken öksüz kaldık, ben sizin anneniz oldum. Senin sıkıntın benim kalbimi paramparça eder Halis. Sadece neler oluyor diye sordum. Duyduklarım doğru mu demedim. Neler olduğunu anlattım sana. Bugün yine konuştum. Korktuğumun beklediğimden de çabuk başımıza geldiğini anlattım. Ne diyor? Aşkı bilmez misin abla?
aklın uçtuğu yerde gezinir. Sen beni sevmesen de benim seni sevmeme kim karışır diyor. Bana bütün kalbinle söyle. Peki sen? Sen hiç mi bir şey hissetmiyorsun gerçekten? Kim bu kadar yürekten sevildiğini öğrenip de kayıtsız kalabilir abla? Hem bugün öyle güzel, öyle masum, öyle içten konuştu ki. Hayallerinin peşinden giden insan güzeldir. Çocuk yaşıyla içtendi, açıktı, dürüsttü. Ve tek başına bütün köye, ailesine karşı direniyor. Ve sen bundan etkilendin. Galiba. Şimdi eyvah işte. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Ben de onu düşünüyordum. Bütün köyün kızları peşindeyken, sana varmak için can atarken... Aman Allah'ım. Demek öyle. Peki bu işi unutacaksın kızım. Yarından itibaren okula gitmek yok. Ne yaptım baba ben? Bana cevap verme. Ne yaptığım malum. Ben seni okula öğretmenlere gönül ver diye mi gönderdim? Ne biçim laflar bunlar Fevzi? Ortada dedikodudan başka bir şey var mı? Sen yaptın bunu böyle. Oldum olası böyle aksi ve dik kafalıdır zaten. Yarından tezi yok, bu kız okula gitmeyecek. Evden dışarıda çıkmayacak. Ve bu konu bir daha açılmamak üzere kapatılacak. O kadar. Ah kızım. Ah be müşerrefim. Şu yaptığını görüyor musun? Ne yapmışım anne ben? Sevmek suç mu? Kolay gelsin. Baba bak pırıl pırıl yaptık yap oğlum, arabayı. Yap arabayı yıka sen. Ne oldu enişte? Ne olacak, dediğin doğru çıktı. İkrar ettim. Gel enişte gel. Yılanın başını küçükken ezmeli. Bu işe hemen bir çare bulmalısın. Çırına çıkıyor enişte. Demirciler sülalesine damat olmak bacak kadar kızın aklını çelmeye benzemez. Çekiver kulağını. Baktın olmadı, koparıver. Sen koparmazsan biri koparır, merak etme. Biz de dayıyız. Çok şükür ölmedik daha. Hele önce sen çek kulağını bir bakayım. Ben yüz göz olmayayım. Yakışmaz. Olur. Dur bakalım Halis. Gittiğin o yollar çıkmaz aslanım. Yanlış yoldasın. Asıl siz yanlış yoldasınız. Sen beni tanırsın. Babamı dedemi de tanırdın. Nedir bu? Lafımı kesme. Tanımak da olmuyor. İş namus meselesi olunca olay değişir. Bacak kadar çocuk kendi mi sevdalandı sana? Kim bilir aklını çelmek için neler yaptın? Ruhi abi, günaha giriyorsun. Benden bekler misin öyle şey? Müşerref benim talebem. Ayrıca öyle bir şey olsa neden gizli saklı yapayım? Gelir Allah'ın emriyle isterim kızı. Çok istersin. Sen kimsin be? Çoban Cemalettin'in çulsuz oğlu. Bir dönüm tarlan yok, iki tavuğun yok. O kadar kolay mı Fevza'nın kızını almak? Hadi git yolunu öğretmen. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Sakın! Hadi kalk.
Halanlara gidelim kızım. Sen git anne, ben istemiyorum. Yapma böyle güzel kızım. Olmayacak bir hayal için kendini yıpratıyorsun. Yazık ediyorsun kendine. Benim hiç değilse bir hayalim var anne. Sizin malınız, mülkünüz, tarlalarınız, eviniz var ama hayaliniz yok. Asıl size yazık. Ne olacak peki bu işin sonu Halis? Bilmiyorum enişte. Sağ ol abla. Gidip istesek bile vermeyecekler belli. Bu kadar laftan sonra zaten ne istemesi abla? Bir de ben konuşayım mı şunlarla? Ruhi sever beni. Ne konuşacaksın enişte? Diyecekleri aynı şey. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış. Bir konuşmaktan ne zarar gelir? Kafam karmakarışık enişte, bilemiyorum. Seni severim Hüsnü. Lakin bu iş olmaz. Şapkanı önüne koy bir düşün. Aklın alıyor mu? Olmayacak ne var Ruhi? Halis efendi dürüst bir çocuk. Hem tahsilli de. Maaşı da var çok şükür. Kızınız rahat eder. Bizim kızımız rahat Hüsnü. Senin kayınço rahatını bozana kadar daha da rahattı. Efendi dürüst dediğin Halis, bak yumruk kadar kızın adını çıkardı. Ele güne rezil olduk. İnsanların yüzüne bakamaz olduk. İş mi bu? Bunun telafisi mümkün Ruhi. Evlenirler, her şey kapanır gider. Bak sonra işler daha kötü olur. Sevda bu. Belki kaçmaya falan kalkar. Kaçsın da göreyim. Siz bu işi unutun Hüsnü. Bizde verilecek kız yok. Başka kapıya. Bu iş giderek sarpa sarıyor enişte. Kaçırmak sözleri falan dolaşmaya başladı. Ne kaçırması? Kim kimi kaçırıyor? Sonunda olacağı ne? Bunlar uslanacak mı? Benim evimden benim kızımı kim kaçırabilir ki? Kaçmak istesinler yeter ki. Her şeyin bir yolu bulunur. Bana sorarsan bu herif bu köyden gitmedikçe bize rahat yok. Ortadan tamamen kalkacak, mesele bitecek. Ne diyorsun sen Ruhi? Bunca rezilliğin üstüne bir de elimizi kana mı bulayacağız? Evde su sabun yok mu enişte? Yıkarsın elini, tertemiz olur. Hadi hadi var git işine. O kadar da değil. Allah korusun. Allah korusun. Günah. İş nereden nerelere geldi görüyor musun? Şimdi ayıkla pirincin taşını. Bu kadar büyütecek bir şey yoktu ki aslında. Birkaç azarla köylünün ağzı kapatılabilirdi. Torba değil ki ağızlarını büzesin Sabriye. Aman, aman sakın böyle işlere kalkışmayın. Aklı selimi kaybetmemek lazım. Ne aklı selimi enişte? Bırak bu iyi insan numaralarını. Görmüyor musun el alemin imalı sırıtışlarını? Şu düştüğümüz duruma bak. Burası öyle. Hala müsaade etsinler, gelip isteyeyim diyormuş. Diyorum sana, kapanmayacak bu mevzu. O bu köyde durdukça ne dedikodu ne bunların isteşmesi bitmez.
Daha ne belalar gelecek başımıza. Ya senin dediğin iş mi bu? Bu kadar kolay mı adam öldürmek? Sen bir hede, bak göreceksin ne kadar kolay olduğunu. O yılanın başını ezmen gerek. Zehirli bu. Bildiğin gibi yap o zaman. Beni karıştırma. Yarın sabah selada olsun kulağın. Kim o? Benim. Tamam, sakin ol. Fevza! Ne diyorsun sen Saadet? Lafını bil de öyle konuş. Biz ne yaptık size? Kardeşim ne yaptı? Bu kadar mı büyüktü kininiz? Sevmek suç mu? Ne istediniz bu çocuklardan? Ne yapmışız? Biz mi öldürdük kardeşini? İspat edebilir misin? Boşuna iftira atma. Kim bilir kim öldürmüştür. Kim öldürsün benim kardeşimi? Sizden başka sevmeyeni mi vardı? Düşmanı mı vardı? Allah'tan bulun inşallah. Allah versin cezanızı. Başka bir şey demiyorum. Başın sağ olsun Saadet. Yüzsüz. Utanmaz. Hop izin. Hop. Efendi gibi başın sağ olsun dedik. Efendilik kim? Sen kim be? Katiller. Vicdansızlar. Saadet abla. Hiç ona sahip olamadın. Bari karına sahip ol. Ne biçim laflar bunlar böyle? Al götür şunu. Yazıklar olsun. Başka ne diyeyim? Vicdansız. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Kim vurduya gitti zavallı? Bir şey bulamamış mı jandarma Ruhi? Bulamamış. Belli ki karanlıkta vurup kaçmış. Bir tane tüfek değil mi? Atmıştır bir yere, sonra da yallah. Vadesi bu kadarmış. Hayırlı sabahlar. Çek arabanı Ruhi. Uğraşma bizimle. Siz acılısınız. Uğraşır mıyım hiç? Kolay mı? Aslan gibi kardeş kaybetmek. Hiç utanmıyorsun değil mi? Hiç vicdanın sızlamıyor mu? Utanılacak ne yapmışım? Ben namuslu, evli barklı bir adamım Saadet. 15 yaşındaki kızları kandıracak değilim ya. Ne ayıp. Bas git Ruhi. Gelme üstümüze. Biz seni Allah'a havale ettik. Ondan bul ne bulacaksan. Acımıza bari saygı göster. Böyle konuşma. Çok korkarım. Çok korkarım.
Korkarsın ya. Bu suya düşürüp vurursun adamı. Karşısına çıkamazsın. Ben öyle elimi ırz düşmanları için kana bulacak değilim ya. Köydeki aşıklarından biri vurmuştur. Gözü yaşlı kızlardan biri. Ha, Hüsnü. Yarın size bir ton odun göndereyim. Kış sert geçecek. Ha, derdinize yanarsınız. Vicdansız. Yavaş ulan. Ne o? Yoksa dayın geri mi döndü? Koş koş evde. Allah bu yaptıkların cezasını verir inşallah. Neyin var senin Ruhi? İyi görünmüyorsun. Vallahi bilmiyorum abla. Birkaç gündür bir halsizlik var üzerimde. Boğazım çok kötü. Bir doktora gitsene. Gideriz. Birkaç güne geçer herhalde. Geçmezse git. Ne olur ne olmaz. Hı hı. Sağ ol. Nasılsın yeğen? Ne o kız? Babanı mı öldürdük suratsız? Tafrası bize. Ne yaptıysak? Sen yarın bir doktora git. Gideceğim abla, gideceğim. Nasıl yani doktor bey? Bu sadece küçük bir ağrı. Şimdilik. Daha mı ilerleyecek? Korkarım öyle. Ne yapacağız peki? Elimizden gelen tedaviyi uygulayacağız. Doktor bey, açık konuşun. Kardeşim söyledim ya, gırtlak kanserisiniz. Bütün kanserler için geçerli olan iyi ve kötü huylu kanserler vardır. Ne yazık ki sizinki kötü huylu bir kanser. Korkmayın, hemen öldürmez. İnşallah tedavi edeceğiz. İleri aşamalarda hem konuşma problemi olur hem de ağrılar artabilir. Yüce Allah'ım, sen nelere kadirsin? Halis öleli 6 ay bile olmadan Allah'ın takdir ettiğine bak. Ruhi yataktan kalkamaz olmuş. Kimi bu dünyada, kimi ahirette. Gıybetle, kibirle, kinle suçsuz günahsız kardeşimi kara toprağa gönderdiler. Vicdansızlar. Allah onu cezalandırdı değil mi anne? Öyle deme yavrum. Gerçek sebebini kimse bilemez Allah'tan başka. İnim inim inliyormuş diyorlar. Haykırışı sokaktan duyuluyormuş. Düzeleceksin inşallah. Koy verme kendini. Ne düzelmesi abla? Her geçen gün biraz daha eriyorum. 3 ayda ne hale geldim. Görmüyor musun? Melahat geleyim bakayım diyormuş. Ne dersin? İstemem. Şimdi mi aklına gelmişim? 5 yıl önce terk edip giderken aklı neredeymiş? Sen bilirsin. Ben elçiyim. Çocukları göndersin.
ölmeden önce son bir kez yüzlerini göreyim. Peki. Abla. Sevgili seyirciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedikoducu cennete giremez buyurmuştur. Evet, dedikoducular ve onu dinlemeyi keyif haline getirenler dünya ve ahiret hayatlarını cennetlere değil zindanlara çevirirler. Dedikodu yapıp ah alanlar veya dedikoduya göre hareket edip ucuz kahramanlık peşinde masum canlara kıyanlar kendi elleriyle sonlarını hazırlayan zavallılardır.